Merhabalar. Yine karşınızdayız. Daha önceden Amogurumi top yapmayı planladığımızı anlatmıştım. Bu onun başlangıç çalışması. Bunun bir parçası daha var. Onu da beraber öreceğiz ve böylece topumuzu tamamlayacağız. Şöyle yakından göstereyim. Yine daha önceki videomda da zaten ayrıntılı bir biçimde anlatmıştım. Hemen başlayalım. Şöyle ben hazırlığımı tamamladım ve sizinle beraber bunun bir parçasını hemen öreceğiz. Sihirli halkamı yapıyorum ve içine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Kapatıyorum. Birinciye batıyorum. Buraya 2 tane sık iğne yaptım. Yanındakine tek yapıyorum. Bir sonrakine çift yapıyorum. Diğerine tek yapıyorum. Bir sonrakine çift batıyorum. Ve sonuncuya tek batıyorum. Yani ikinci sıramda toplamda 9 tane sık iğnem olmuş oluyor. İlmek belirleyicimi takıyorum. Üçüncü sırada ilmek sayımı 12'ye çıkarmak istiyorum. Bunun için de 1, 2 tane tek ördüm. Üçüncüye çift batıyorum. Tekrar aynısını yapalım. 1, 2 tane tek örüyorum. Bir tane çift örüyorum. Tekrar 1 ve 2 tane tek örüyorum. Ve sonuncu ilmeğimi çift batıyorum. Toplamda 12 sık iğneme ulaştım. Dördüncü sıramda 15 sık iğneye çıkmak istiyorum. Bunun için de yine her zaman yaptığımız gibi 3 tane tek öreceğim, 1 tane çift öreceğim. Ve bunu 3 kere tekrar ettiğim zaman 15'e ulaşmış olacağım. Yani koni şeklinde olmasını istiyorum. O yüzden her sırada 3-3 arttırarak toplamda 30 sık iğneye ulaşana kadar devam edeceğim. Aslında hiçbir zorluğu yok. Her sırada 3 arttıracağım. 3 ör bir arttır, 4 ör bir arttır, 5 ör bir arttır, 6 ör bir arttır, 7 ör bir arttır, 8 ör bir arttırla yani toplamda 30'a ulaştığım zaman konimi bitirmiş olacağım. Tekrar 1 2 3 ördüm. Bir tane arttırma işlemi yapıyorum. 1 2 3 ördüm. Sonundakini çift batıyorum. Burada artık ilmek belirleyici takmama da gerek yok. Dümdüz öreceğim. Yani şöyle yapacağım. Yakından göstereyim. Teklere tek. Bakın şurada çiftim var. Bir önceki sırada çifte çift batacağım. Tekrar devam edeceğim. Tek, 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 tek. Bakıyorum. Burada çiftim var ve bir öncekinde çift. Bundan sonra 30'a ulaşana kadar hep teklere tek, çifte çift batacağım. Şöyle yapalım. Hiç saymanıza bile gerek yok artık. Bakıyorum. İlmeğim tekse tek batıyorum. Bakıyorum. Bakın çifte geldim. Buraya tekrar çift batıyorum. Yine tek örüyorum. İlmeklerimi takip ediyorum. Bakın yine V'me teke çifte geldim. Buraya çift batıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Teklere tek batıyorum. Bakın bir önceki arttırma yerime geldim. Buraya çift batıyorum.
1 mesela bakın burayı sayalım. 2 3 4 5 tane tek ördüm. Bir tane çift ördüm. Hep takip ediyorum. Tek ilmeklerimi tek batıyorum. Çift ilmeklerimi çift batıyorum. Sık iğneye ulaşana kadar devam edeceğim. Bunun içindeki sondaki sırada 8 tek bir çift ve 3 kere dolanmış olmam gerekiyor. Bunu 3 kere tekrar etmiş olmam gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7. Bakın daha 7 tekim var. Bir tane arttırma yaptım. Toplamda 9 sık iğnem olmuş oldu. Bakın son sırama geldim ben. Ara ara sayıyorum. Burada bir önceki sırada 7 tek bir çiftim vardı. Burada 8 tek bir çiftim var. Yani aslında her sırada bir artıyor tekler. Çiftlerde bir artma yok. Her sırada 3 tane çiftim olacak. Ama tekler 1 ile başlamıştık. 1 ör bir arttır, 2 ör bir arttır, 3 ör bir arttır, 4 ör bir arttır. O şekilde devam ediyor. Sonuncu sırada da 8 ör bir arttırla otuz sık iğneme ulaşıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek ördüm. Yine çiftime çift batıyorum. Sonuncuyu örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane tek ördüm. Sonuncuya çift batıyorum. İpimi burada kesiyorum ve bundan daha önceki videoda da bahsettiğim gibi 24 tane örüyorum bir top için. Şu yanındaki ilmeğinden geçiriyorum. Tekrar çevirdim. Şu arkadaki ilmekten geçirdim. Tekrar kendime çevirdim. Yine aldım. Hafifçe şöyle sıkıladım. Ve şöyle kapattım. Şimdi bunu birleştirmeye başlayalım. Ben kırmızı renk iple birleştirdim. Siz istediğiniz renk iple birleştirebilirsiniz. El yapımızı da kenarımıza alalım. Şöyle. Herhangi ikisini yan yana getireceğim. Burada bir miktar ip bırakıyorum. Baş tarafta. Daha sonra dikmek için kullanacağım. Bir tane zincir atıyorum. Şuradan herhangi bir yerden battım. Alttakine. Daha sonra da üsttekinden şöyle şuradan battım. Yani ikisini beraber alıyorum. Bir şey yapmayacağım. Sadece sık iğne ile bir sıra boyunca kapatacağım. Ama yarım yarım yapacağım bunu. Yani 30 sık iğnem vardı ya. 15-15 yapacağım.
İki tane battım. Bu üçüncü sık iğnem. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11, 12, 13, 14 ve 15. Şimdi 15 sık iğnemi yaptım. Bunu burada yarım bırakıyorum ve iki farklı rengimi alıyorum. Önce alttakinden batıyorum. Bunu çeviriyorum. Bu şekilde. Böyle denk gelecek birbirine. Bunu da iç taraftan battım, birleştirdim. İkisini beraber alıyorum. Battığım yer 1. Yine 15 sık iğne sayacağım. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 ve 15. Her aşamasını beraber anlatıyorum. İleriye sarmadan. Sizin açınızdan da benim açımdan da bir eksiklik kalmasın diye. Başka bir renk alıyorum. Şimdi. Yine geçirdim alttan. Bunu da şöyle ters çevirdim. İlk battığım yer birinci sık iğnem olmuş oluyor. Yine 15 sayacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Sonuncuyu da alalım. Burada artık saymama gerek yok. Çünkü köşe döneceğim burada. 30'u elyaf doldurup tamamlayacağım. Artık saymamıza gerek yok. Kapatarak gidelim. Bakın yarımları açık. 8 parçamı birbirine
Birleştiriyorum. Elyafımızı dolduralım artık. Üçgen konilerini bozmadan dolduruyoruz. Kapatmadan bir miktar daha elyaf ekleriz gerekirse. Yanımızın arkasıyla iterek biraz daha dolduralım. Burada sonuncu ilmeğe tekrar batıyorum. Sağlam olsun istiyorum. Ve tekrar şu, bakın, şuraya değil de şuna. Bakın, bir sonraki ilmeği değil de buna, ilk o battığıma şöyle batıyorum. Bakın, şöyle göstereyim. İlki tamamlandı. Örmeye devam edelim. Bunu da dolduralım. Tek video olduğu için ben yarım bırakmak istemiyorum. Başka videodan da devam etmek istemiyorum. O yüzden tüm ayrıntıları ben de sizinle beraber örüyorum. O yüzden hani isterseniz videonun sonuna gidip sonu da seyredebilirsiniz. Kendiniz bu kısmı örüp. Yine dibine batıyorum. Ve yine bir sonrakinin de dibine batıyorum. Hem aralığı açılmamış oluyor. Hem de daha sağlam oluyor. Devam edelim.
Yine dibine batıyorum. Ve yine dibine batıyorum. Artık sonuncuyu da örüp tamamlıyoruz. Aynı şekilde bundan toplamda böyle 3 parça öreceksiniz. Aynı işlemi 2 kez daha tekrar edeceksiniz. Şöyle de ilmek kaydırma yöntemiyle de ilk yaptığıma battım ve kapatıyorum. Bir tane zincir çektim. Yine ipimi birazcık uzun bırakarak keseceğim. Dikiş payı bunlar. Bunların ikisiyle dikiş yapacağız şimdi. İkisini birleştireceğiz. Bir tanesini alıyorum ve iğneme takıyorum. Bak şöyle, arka yüzeyi burası ya da ön yüzeyi fark etmez. Önler ön, arkalar arkaya denk gelecek şekilde, yani şu şekilde yapmayın birleştirirken. Önden şöyle takip edin. Hepsinin ön yüzey olduğuna bakın. Buradan sayacağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 14, 15. Şu 16.'dan takıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Buradan da bir yanından geçiriyorum. Ve burayı birbirine dikiyorum. Bunu ilmeklerin arkasından geçirerek sıkılıyorum ve kaybediyorum. Bu birbirine iç içe geçip sürekli takmalı çıkarmalı bir oyuncak olduğu için ben iki kez dikmek taraftarıyım. Böylelikle sıkıntı olmayacaktır. O yüzden iki ipimle de birkaç kere gelip gidip dikiyorum. Yine aynı şekilde ipimi arka kısmından sıkılayarak kaybediyorum. Oyuncağımızın bir parçası tamamlandı. Böyle. Bundan toplamda 3 tane örmeniz gerekiyor. Aslında ben bu formunu da sevdim. Bu kare formunu da sevdim.
Bakalım beraber geçirebilecek miyiz? Şöyle ilk olduğu için biraz sıkı. O sizde de olacaktır. Ama birkaç kez takıp çıkartıldıktan sonra bollaşacak. Şöyle. Şurası yanlış getirdim. Şu üçgenlerin olduğu yere denk gelmesi gerekiyor. Şöyle. Şunları da düzeltelim. Bakın. Oyuncağımız tamamlandı. Herhangi bir zorluğu yok dediğim gibi. Sadece ilk örüldüğü için çok daha sıkı, hiç kullanılmadığı için ilk söküp takarken böyle bir hafif bir zorluk yaşayabilirsiniz benim gibi, ama ilkten sonra rahatlıkla istediğiniz gibi takıp çıkarabilirsiniz. Böyle sevimli güzel bir oyuncağınız olabilir. Şöyle koyalım. Benim çok hoşuma gitti. Örmesi oldukça zayıf, keyifli. Biraz uzun zaman alıyor parçaları tamamlamak. Ama bittiğimde ben bu kadar güzel olacağını da düşünmemiştim. Şimdilik çalışmamız bu kadar. Başka çalışmalarda görüşmek üzere. Umarım memnun kalmışsınızdır.